Arkadaşlar, Mimarhanem kanalından sevgiler, ben Rana. Bugün sizlerle beraber ölçülendirme ayarlarını yapacağız. Ayarları yaptıktan sonra uygulamamızı göstermek için ben buraya basit bir şekilde bir çizim hazırladım. İlk olarak ölçülendirme ayarlarına ne şekilde erişiyoruz, bunu göstermekle başlayacağım. Yukarıda görmüş olduğunuz Dimension sekmesinden Dimension Style diyerek erişebilirsiniz. Fakat bunun da bir kısa yolu mevcut. D Enter diyerek de bu pencereye erişebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi hem kendimizin daha önce kullandığı ölçülendirmeler hem de AutoCAD'in bize otomatik olarak tanımladığı ölçülendirmeler listeleniyor. Dilerseniz New kısmından yeni bir ölçülendirme oluşturabiliyorsunuz. Ben kendi ölçülendirmem üzerinden anlatacağım. İlk olarak çizgilerden başlıyorum. Çizgiler, ölçülendirme çizgileri ve uzantı çizgileri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ölçülendirme çizgimiz bizim ölçümüzün altında bulunan çizgiyken, uzantı çizgilerimiz ise sağda ve solda bulunan çizgilerimiz demek. Ölçülendirme çizgimizin rengini, line type'den tipini ve kalınlığını belirleyebiliyoruz. Aynı şekilde extent beyond x'ten ise bu sembolün uzantı çizgimizi ne kadar geçeceğine karar verip buraya değerini girebiliriz. Baseline spacing ise ölçümüzün ölçü çizgimize mesafesini belirlediğimiz kısım oluyor. Suppress'ten pasifleştirebiliyoruz. Pasifleştirdiğimiz şey burada çizgimiz. Çizgimiz birinci uzantı çizgimize yakın olarak mı pasifleşsin yoksa ikinciye mi yakın pasifleşsin yoksa ikisine birden mi pasifleşsin, buna karar verdiğimiz kısım. Uzantı çizgilerimiz için de aynı ayarları bu kısımdan yapabiliriz. Extend Beyond Dim Lines'dan burada uzantı çizgimiz sembolümüzü ne kadar geçsin, bu değere karar verdiğimiz kısım. Aynı şekilde Offset From Origin'de ise şöyle gösterecek olursam, bir örnekle gösterelim bunu. Şu mesafe ne kadar olsun, ne uzaklıktan başlasın, buna karar verdiğimiz kısım oluyor. Sembollere geliyorum. Ben Architectural Tick kullanmışım ama dilerseniz buradan sembolünüzü değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde büyüklüğüne de karar verebilirsiniz. İsterseniz tüm değerleri böyle gördüğünüz yerlerde tek tek girebilirsiniz. İsterseniz de iki aşamada toplu bir şekilde büyütmeyi ya da küçültmeyi göstereceğim. Center Marks bir daireyi derecelendirdiğimiz zaman bu merkez noktasında bir nokta mı olsun, bir çizgi mi olsun ya da hiçbir şey olmasın mı, buna karar verdiğimiz kısım. Buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Dimension Break'te ise biz burada üst üste gelen iki ölçümüzün, mesela onları koparmak istiyorsak bu koparma miktarını buraya giriyoruz. Buradan ayarlayabiliyoruz. Arclane Symbol'de ise bizim burada bir yayı ölçülendirdiğimiz zaman bu yay işareti ölçümüzün üstünde mi yer alsın, yanında mı yer alsın yoksa hiç yer almasın mı, buna karar veriyoruz. Ben üstünde yer almasını tercih ediyorum. Text kısmında ölçümüzün rengini, yazı tipini ya da dolgu yapmak istiyorsak buna karar veriyoruz. Text Style'da iki tane yazı tipimiz var. Dilerseniz text kısmından yeni yazı stilleri üretebilirsiniz. Rengini text color'dan üretiyoruz. Fill color'da ise dolgu yapıyor muyuz? Yapıyorsak ne renk yapıyoruz? Bunu seçebiliriz. Ben tercih etmiyorum. Text Height'da ise ölçümüzün büyüklüğünü, yazımızın büyüklüğüne karar veriyoruz. Yazımız nereye konumlansın? Karar verdiğimiz kısımsa burası. Vertical'dan, yazımız yataydan nerede olsun, buna karar veriyoruz. Altta olsun isteyebiliriz ya da üstte ya da ortada. Ben genelde üstte tercih ediyorum. Burada dikey olarak nereye konumlansın, ona karar veriyoruz. Birinci uzantı çizgimize yakın olabilir ya da ikinciye yakın olabilir ya da dikey bir şekilde uzatabiliriz. Ben ortada tercih ediyorum. Burada yazımızın yönüne karar veriyoruz. Değiştirdiğimiz zaman zaten ters dönüyor. Fit'ten burada görmüş olduğunuz kısımda eğer bizim ölçü aralığımıza yazımız sığmıyorsa ne şekilde ayarlayacağız, onu soruyor. Dilerseniz sembolü dışarıda bırakabilirsiniz ya da yazıyı dışarıda bırakabilirsiniz ya da buna AutoCAD otomatik olarak karar versin isteyebilirsiniz. Bu seçimi yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz scale sekmesinden ben burayı 5 yapmışım. Yani tüm değerleri otomatik olarak 5'e katlamışım. Tabii ki isterseniz tek tek bu değerlerin bir tanesini 2'ye, bir tanesini 3'e, bir tanesini yarıya indirebilirsiniz. Ben hepsini 5'e katlamışım buradan otomatik olarak. Burada görmüş olduğunuz ayarlar kısmından hangi sistemle çalışacaksınız onu seçiyorsunuz. Ben ondalık sistemle çalıştığım için decimal seçmişim.
Aynı şekilde burada virgülden sonra kaç basamak olsun ona karar veriyorsunuz. Hiç basamak olmasın da diyebilirsiniz. Direkt yuvarlayabilirsiniz. İki basamak diyebilirsiniz. Böyle bir şey yaptığınız zaman gereksiz sıfırları silmek istersiniz. Öyle umuyorum. Bu gereksiz sıfırlardan kastım 60,00. Böyle bir değer yerine direkt 60 yazmak her zaman daha mantıklıdır. Bu sıfırları silmek istiyorsanız trailing seçeneğini aktifleştirebilirsiniz. Ben şu an direkt yuvarlasın istiyorum. Aynı şekilde virgülden sonra basamak olduğu zaman araya virgül mü, nokta mı yoksa boşluk mu koymak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde burada bir açıyı derecelendirdiğimiz zamanki ayarlar mevcut. Aynı şekilde training derseniz sıfırları siler. Burada açımızdan sonra kaç virgül olsun onu seçiyoruz ve yine ondalık sistem kullandık. Burada alternatif ayarlarımız var. Burası genelde inaktif biçimde olur. Aktifleştirmek isterseniz yukarıdaki sekmeye tık atabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Burası atıyorum. Ben şu an milimetreyle çalışıyorsam yanında bir de parantez içerisinde inç olarak o ölçüyü versin istiyorum. Eğer böyle bir şey istiyorsam burada görmüş olduğunuz kısma çalıştığım iki birim arasındaki katsayıyı girdiğiniz zaman parantez içerisinde bunu belirtebilir. Prefix'te ölçümüzün başına bir yazı yazmak istiyorsak buraya yazıyoruz. Sonuna bir yazı yazmak istiyorsak sufix kısmına yazıyoruz. Atıyorum milimetre eklemek istiyorsam ben buraya milimetre yazdığım zaman yanda gözüküyor. Bu benim çok kullandığım bir seçenek değil. Şimdi ölçülendirmelerimizi göstereceğim. Düz ölçülerimizde zaten liner kullandığımızı söylemiştim. Aligned'da ise bu şekilde eğrisel ölçülerimizde direkt kullanabiliriz. Angular'da açılarımızı seçiyoruz ve bu açı ne kadar bize onu gösteriyor. Değiştirdiğimiz zamansa açımız da değişiyor. Hangi açıyı istiyorsak o tarafa çekmemiz yeterli. Burada yay uzunluklarımızı seçiyoruz. Ben bu yayı görmek istiyorum. İşareti yukarıda seçtiğim için bu işaret yukarıda gözüküyor. Aynı şekilde burada bir yayım var. Bunu seçtiğim zaman da böyle. Geldiğim zaman burada bir yarı çap, bir de çap olarak ifademiz mevcut. Ben çapı genelde yayları hani belirtirken kullanıyorum, yarı çapı. Çapı kullandığım zamansa direkt tam bir dairem varsa, bir yay şeklinde değilse burada kullanmayı tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya geldiğim zaman ordinat görüyoruz. Atıyorum ben bu çizgimin x eksenine ve y eksenine olan uzaklığını bu şekilde görebilirim. Benim ölçülendirmeye dair anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.